Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hal yastaviyen. Bu ikisi beraber bulur mu? Deb nomladigan dersimizni bugün 22'si. 22. ders. Rostgo'ylik ve yolg'onchilik. İnsondagi en güzel sıfatlardan rostgo'ylik. Undagi eng qabih, razil sifatlardan yolg'onchilik, kazzoblik. Iymon bu rostgo'ylikka bog'liq. Endi kufr esa yolg'onchilikka. Nifoq ham yolg'onchilikka boradi. Iymonning asli ochiqlik, rostgo'ylik. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam munofiqning belgilarini sanab o'tganlarida birinchisi aytganlar: "Iza hadasa kadaba." Gapirsa yolg'on gapiradi. Bu munofiqlarning alomati. Mu'minlar doim rostgo'y bo'ladi. Ha, mo'min odam baxillik qilib qo'yishi mumkin, qo'rqoqlik qilib qo'yishi mumkin. Bu narsalar tabiatida bo'lishi mumkin. Ya'ni bu sifatlar kishini mo'minlikdan chiqarmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan edi. Mo'min odam baxil bo'lishi mumkinmi? Ha, baxil bo'lishi mumkin. Qo'rqoq bo'lishi mumkin. Ha, qo'rqoq bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bu ikkala sifat razil sifat, lekin iymondan chiqarib olmaydi. Ayakunu mu'minu kazzaban. Mo'min yolg'onchi bo'ladimi deb so'raganlarida Rasululloh yo'q deb javob berdilar. Payg'ambarimiz aytganlar, mo'min har qanday sifat bilan sifatlanishi mumkin. Tabiatida har qanday yomon sifat bo'lib qolishi mumkin. Faqatgina ikkita sifat mo'minda bo'lmaydi hech qachon. Al-kidb wal xiyana. Yolg'onchilik va xiyonatkorlik. Bu ikkala sifat hargiz mo'minda tabiatida bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizni rostgo'ylikka undarkanlar aytadilar, muttafaqun aleyh bo'lgan hadis: "Aleykum bis-sidq. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr va innal birra yahdi ilal janna." Rostgo'ylikni o'zingizlarga lozim tutinglar. Albatta rostgo'ylik faqat yaxshilikka yetaydi. Yaxshilik esa jannatga yetaydi. Rostgo'ymi? Demak bu odamda xayriyat bor. Alloh taolo bilan bo'ladigan muomalamiz rostgo'y bo'lishimiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilan bo'ladigan muomalamiz rostgo'y bo'lishimiz. Odamlar bilan va o'zimiz bilan o'zimiz qiladigan muomalamizda rostgo'y bo'lishimiz kerak. Rostgo'ylikning avvali xayriyat, oxiri albatta jannat. Va ma yazaru rajulu yasduqu va yataharra sidqa hatta yuktabu indallohi siddiqan. Rasululloh aytadilar, bir kishi rostgo'y bo'ladi, rost gapiradi. Rostgo'yligida davomiy bo'ladi, duo etib boraveradi rostgo'yligida. Alloh taoloning huzurida siddiqlardan deb yozib qo'yiladi. Ne kadar güzel ha birodarlar. Robbingiz huzurida sizni siddiq deb chaqirishligi. Alloh taoloning huzurida bandalarning sifati bor. Falonchi namozxon, falonchi bir ehsonlik, qo'l ochiq inson, falonchi yana bir yaxshi sifat. Endi siddiq degan laqabni olishingiz qanday zo'r narsa bo'ladi? Alloh taoloning huzurida. Va iyyaku wal kadib. Payg'ambarimiz aytdilar, yolg'onchilikdan ehtiyot bo'linglar. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Yolg'on, yolg'onchilik faqat fujur, gunohga yetaklaydi. Va innal fujura yahdi ilan nar. Gunohlar jahannamga yetaklaydi. Qarang, yolg'onchi odam gunohlarga ketadi, gunoh jahannamga olib boradi. Demak, yolg'onchilik qayerga borar ekan? Yolg'onchilik har qanday zamonda, har qanday makonda, har qanday xalqda orasida eng razil, yomon deb odamlar tomonidan tan olingan. Va ma yazalu rajulu yakdibu va yataharra al-kizba hatta yuktaba indallohi kazzaban. Endi bir kishi xuddi sekin-sekin rostgo'y bo'lib, siddiq bo'lib ketganidek, sekin-sekin yolg'on gapirib, kazzob bo'lib ketadi. Bir kishi yolg'on gapiradi, yolg'onchiligida davomiy bo'ladi, hatto Alloh taoloning dargohida kazzob deb yozilib qoladi. Va ne kadar achinarli oqibat. Allohning huzurida siddiq deb nomlanishlik, Allohning huzurida kazzob deb nomlanishlik, bu ikkisi hargiz barobar bo'lmaydi. Yolg'onchilik nima o'zi? Yolg'onchilik o'zi nima? Aytayotgan so'zingizni voqelikka to'g'ri kelmasligi. Ya'ni yomg'ir yog'yapti dedingiz, o'zi yog'maydi. Voqelik boshqacha, sizning gapingiz boshqacha. Shu yolg'onchilik deyiladi. Chopa cholasizlar, yo, choy ichib keldik. Choy ichib keldingizmi rostdan? Yo'q, demak siz yolg'onchisiz.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı içkine yine kısçalar hareketi şu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in koluda süt durgan idi. Sütten içilerdi o da haligi kısçalar haya kılışıp Resulullah da bir haybatı basıp ya Resulullah içkimiz kemi yaptı de işte. Şimdi Peygamberimiz karab durup yalgınçılığı bilen açlığı da camlemeler mi kılıp dediler. Hani köylü için atıp koyamızı menakımız ya biz hazır. Kanımız da yalgın. Yalgın. Yalgınçılığı bilen açlığı da camlemeler dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek yalgınçılık ne miyken? Gapirayotgan sözingizni voqelikka to'g'ri kelmasligi. Birodalar, gunohkor odam doim yolg'on gapiradi. Qarang, o'g'irlayotgan odam albatta yolg'on gapirish kerak. Qarang-da, qaysi gunoh qilayotgan bo'lmasin, fosiq, fojir odam albatta yolg'on gapiradi. Yoki men sizga Xitoydan narsasini koreyskiyda o'tkazyapman demaydi-da. Kishi rozgo'y bo'lar ekan, demak doim xayriyat usti bo'ladi. Uni rozgo'yligi gunoh qilishidan to'sib qo'yadi. Shuning uchun Rasululloh aytibdilar, rozgo'y bo'linglar, rozgo'ylik faqat yaxshilik olib keladi. Yaxshilik jannatga olib boradi. Endi kazzoblikchi buni g'irt aksi bo'ladi. Tabuk g'azotiga chiqishda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarni shijoatlantirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qatnashgan g'azotlarning eng oxirgisi. Rum degan mamlakatga qarshi o'sha paytdagi eng qudratli mamlakat dunyoda Rum edi. Masofa uzoq borish kerak Tabukka. Kun issiq, meva-chevalar pishgan, odamlar endi xurmolarni yig'ishlik arafasida turganida ochiq buyruq keldi. Tabukka borishlik kerak. Shunda imkoni bor odamlar hammasi chiqdi. Munofiqlar Rasulullohga yolg'on bahonalarda aytishib, uzrlarini aytib qolishdi. Endi mana shu musulmonlarning ichidan munofiq bo'lmagan, iymonida sobit bo'lgan kishilardan 3 kishi ham Rasulullah bilan birga chiqmadi. Rasulullah qaytib kelganlaridan keyin munofiqlar kelib yo Rasulullah, uyimiz orqa tomon ochiq edi. Yo Rasulullah, sharoitim yo'q edi. Meni borgani ulon xullas yolg'on bahonalar bilan payg'ambarimizdan uzr so'rashdi va haqlariga istig'for aytishini so'rashdi. Payg'ambarimiz uzrlarini qabul qilib, haqqiga istig'for aytib qo'ydilar. Endi ana uch kishi keldi. Ular Ka'b ibn Malik, Marar ibn Rabi'a, Hilol ibn Umayya. Uchalasi keldida Ka'b ibn Malik aytadi. Rasululloh menga shunday qaradilar-da, "Ha, siz nimaga qoldingiz?" dedilar. "Ma xilafak." Mana shu yerda yolg'on gapirib qo'ysa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'pti deb qo'yib yuboradi. "Ya Rasululloh, meni hech qanaqa uzrim yo'q" dedi. Nafsi zaifligi yalqovlik dedi. Yana ikki kishi, yosh kattaroq bo'lgan bu ikki kishi ham shu gapni aytishdi. Uyiga qaytib kelgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hukm qildilar, hech kim gaplashmasin bu uchala kishi bilan. Amma hada faqat sadoq dedi Rasululloh. Bu dedi, to'g'risini aytdi dedilar. Ya'ni bu degani avvalgi ha bari uzr so'raganlari nima edi? Yolg'onchi edi. Uyidagilar malomat qilishdi. Ka'b ibn Malikning qarindoshlari, hamma odamlar uzr aytdi, Rasululloh qabul qildi. Ha nimaga aytib qo'ymading dedi? Men yolg'on gapirmayman dedi. Mendan boshqa odam ham shu gapni gapirdimi? Ha. Hilol ibn Umayya, Marar ibn Rabi'a shu gapni gapirdi. Ularda ahvoli nima bo'lsa, meniki ham ahvolim shu bo'ladi dedi. 50 kun davom etdi odamlarni gapirmasligi. Hatto keyin buyruq bo'ldi, ayoli o'zining oilasiga borib turish kerak. Hatto ayoli ham uyda ozgina xizmatini qilib turgan edi, hatto ayoli ham gapirmayotdi. Endi ayolini payg'ambarimiz uyiga ketishligini buyurdi. Oqibati nima bo'ldi? Birodarlar, bitta yolg'onini bitta zaifligini, o'zini nafsini yenga olmaganligini yolg'on gapirib yopib qo'yishi mumkin edi, lekin bular rost gapirishdi. As-sidqu manja. Rostgo'ylik insonni najotga yetkazadi. Keyin Alloh taolo ularning tavbalarini qabul qilganligi haqida oyatlar nozil qildi. Alloh ularni kechirdi. So'ngra aytdi: "Ya ayyuhallazina amanu ittaqulloha va kunu ma'as-sodiqin." Ya iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va sodiq rostgo'ylar bilan birga bo'linglar. Hamma gapiryapti-da, yolg'onda. Hamma qilyapti-da, torozdan urishdi. Hamma qilyapti-da, sutga suv qo'shlaydi. Atrofingizdagilar bari o'shunaqa bo'lsa, siz ham o'shulardan yuqtirasiz. Alloh taolo buyuryapti, "Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va rostgo'ylar bilan bo'linglar." Atrofingizdagilarning rostgo'yligini ko'rganingizda bu yuqadi sizga. Xuddi yolg'onchilik undan nima o'g'andek yuqqanidek, sinig'idan boshqasi ularni avf qilinishiga rozgo'yligi sabab bo'ldi.
Mana endi qarang, hozirgi kunda qarasangiz, ayrim kofirlar, g'ayri dinlar rostgo'ylikda shunday o'zlariga prinsip qilib ushaganki, o'zining zarariga bo'lsa ham to'g'ri gapiradi. Dunyoviy hurmat e'tibori, reputatsiyasi ketib qolmasligi uchun zarar bo'lsa ham to'g'risini gapiradi. O, qoyili tovarni ajratib turib, mononsi 8 so'mdan mononsi 10 so'mdan dedi, qara kofir bo'lsa ham deb turib rost ish tutsa, biz uje hayron bo'ladigan bo'lib ketganmiz aqllarimiz. To'g'rimi? Juda oson bo'lib ketgan tilimizga yolg'on. Aka zararga beryapman deydi. Aka o'zi shunaqa kelgan, hech o'ylanmasdan chiqadi tilingizdan. Ya'ni shu narqa kelgan o'zi zararga beryapman degan narqizdan keyin yana tushirib berasiz. Mana g'arbda shunga bir dasturlar, programmalar bor, chet tilini biror bir tilni o'rganmoqchi bo'lsa, o'sha g'arbda shu tilni egalari bo'lgan bir oilaga tilni o'rganayotgan bola yigitmidi, qizmidi, joylab qo'yadi. Bir oy, ikki oy yashaydi, shu til egalari bilan birga yashab, muloqota qilib tilni o'rganadi. Arabistonlik bir yigit ana shu g'arbga boradida, ularda tilni o'rganishlik uchun bir oilaga uni ham shu boyagandagida biriktirib qo'yishadi. Haligi g'ayridin kishi ayoli bilan bir yoqqa ketishlikdan avval haligi musulmon yigitga aytdiki, bizda da falon joyga ketyapmiz ayolim bilan, mana kichkina qizim bilan o'tirib tura olasanmi? Ha, mana o'tirib turaman. Ular ketishdi, hali musulmon yigit qoldi, kichkinagina qizcha. Oshxonasida yugurib-yurib bir vazani sindirib qo'ydi. Bari rasa yig'ladi hali bir 4 ga yoki 5 ga kirgan qizcha. Yig'ladi. Nima yig'layapsan? Sindirib qo'ydim, onamga nima deyman? Ha, yig'lama. Onang kim sindirdi deb so'rasa, meni sindirdi deb qo'y dedi. Men yangisini olib beraman, mushkila hal bo'ladi dedi. Rozi bo'ldi. Kechki payt otayna keldi, g'ayri deyin. Qarasa vazni siniq. Kim sindirdi deb qizidan so'radi. Mana akam sindirdi dedi. Men uni yo'q beraman dedi, shu bilan mushkila hal bo'ldi. Kechki paytga borib, haligi 5-6 yashar qiz yig'ladi. Tabiati ko'tarmadi yolg'on gapirganligini. Chunki ota-onasidan faqat rostgo'ylikni o'rganganida g'ayri deyin bo'lsa ham, ota-onasi unga yolg'on gapirmaganida, yolg'onni kasb qilib ulgurmaganida bu murg'ay qalb. Yig'lavordi. Onasi nimaga yig'layapsan deb so'raganida, men bir narsani yolg'on gapirib qo'ydim, shuni tan olishim kerak dedi. A nima bo'ldi? Vazani ona bo'la emas, men sindiruvdim dedi. Bu qizchani otasi keldida haligi musulmon yigitga, sen bizning uyimizga kelib yashaganlarning ichida axloqing eng zo'ri eding. Lekin seni hozirgi qilgan ishingni kechirib bo'lmaydi. Men qizimni rostgo'ylik ustida tarbiya qilyapman. Sen unga yolg'onchilikni o'rgatibsan. Endi biz uyimizni bo'shatib qo'y, boshqa uy qidir dedi. Rostgo'ylikni ham, yolg'onchilikni ham qayerdan o'rganar ekan birodarlar? Siz bilan bizdan. Yo'q deb qo'ydingiz-ku. Alloh taoloning payg'ambarlari, anbiyolari rostgo'y edi. Hammasi. Ismoil alayhissalomni Alloh taolo maqtab, innahu kana sodiqal va'di. Dar haqiqat u va'dasi rost edi dedi. Idris alayhissalom maqtab, innahu kana siddiqon nabiyya. Dar haqiqat u juda rostgo'y payg'ambar edi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam eng rostgo'y kishi bo'lganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Qurayshlar nima deb laqablashar edi? As-sodiqul amin. Hech qachon Rasululloh yolg'on gapirmaganlar. Hech qachon. Rasulullohchi hazillashsa ham rost gapir hazillashardilar. Men jannatga kiramanmi dedi bir qari kampir. Yo, siz jannatga kirmaysiz dedi. Yig'lab ketdi. Dil vayron bo'ldi, chaqirib kelinglar. Kampir holda kirmaysiz dedi. Xursand bo'lib ketdi. Hazillarimizni nechi foiz yolg'on bizni? Abdul Qodir Jiloniy solih obid kishilardan edi. Yosh ekan, yosh ekan. Karvondaylar bilan bir safarda ketayotganida qaroqchilar to'sib, hammasini tuntuv qilib, qancha puling bor, qancha puling bor, popasa qilib pulini olishni boshladi. Qaroqchilardan bittasi keldi, hali yosh yigitchaga, "Nechi puling bor?" dedi, "40 dinor" dedi. Haligi yosh bolada buncha pul nima qiladi deb ishonmadi-da, o'tib ketaverdi. Yana bittasi keldi, "Qancha puling bor?" dedi. "Ha, 40 dinor" dedi. "Meni masxara qilyapsanmi?" dedi. "Yo'q" dedi. Yetalab boshlig'ini oldiga bordi. "Mana u 40 dinorim bor" deyapti. Boshliq so'radi, qaroqchilarning boshlig'i. Qancha puling bor? Ha, 40 dinor pulim bor. Chiqadi. Chiqadi. Rost gapirganligini ko'rib turib, "Nimaga bunday qilding?"
Onamga hiç kaçan yolgun gapirmemen de vada bergenmen dedi. Vadam üstü turamen dedi. Karakçılarda başlığı buradalar, mana şu balanı kıyken içinden haya kılıp, üyelip, hamasını koyup yubardı. As-sidku mencel. Rozgöylik buradalar necat getkizeli. Lekin, yolgunçilik ise, karen de yolgunçlardan bitti yolgunu yapıradı, yani şu yolgunu açılıp koyması için yine bitti yolgunu yapıradı. Şu bilen kete uğradı, şu bilen kete uğradı. Bandanı, parvardigarını huzurge kötarıp obaradigan en yakşı narsası rozgöylik. Bandanı, parvardigarının huzurge kötarıp obaradigan en yaman narsası yolgunçilik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Baytul Maqdis'ke İsra ve Miraj vakıyası bana sirat derslerden ötkemiz bilasılar. Bir keçede Baytul Maqdis'ke varıp geldiğini Kureyş'ke aittiler. Kureyş işenmedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bana yeniden sen yalgancı buldun deyip yalgancı değil ki özleri için bir hücce topuşken buldu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ispatla verdi ki ular Baytul Maqdis'ni, Mescid-ül Aqsa'nı ispatla verdi degenlere de kayetini sorarsa Allah da ola kürt atıp durur da ayeti verdi. Rozgölge malum buldu. Yine karab durayım. Abu Bakır Sıddık. Resulullah ki şuna kadar işengen, şuna kadar tasdikleyen kişi oyen ki hatta ayrı Müslümanların Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bu kapıda ikkilenip kalıştı. Abu Bakır'a bağırıp, ya Abu Bakır, Resulullah falan falan diye yaptılar. Bir keçede Baytul Maqdis'e bağırıp gelmiş. İki ay kere buladı bizge. Ne mi deyisiz? Deyişken de Abu Bakır Sıddık yapını karayın. Eğer Resulullah şu kapıda etken olsa, tahkik Resul aytıptı. Ve bana şu künde Abu Bakır As-Siddiq degen lakabda oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rastgeyliğe zerreçe şubha kımaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüş gördüler. Tüşünü iki de fereşliği telavap getti. Kabrda azablan etken ayrım kişilerin halatını kürsetişti. Bu adam yerde yatardı. Şalkamçı yapken. Yan başıda yine bir adam var. Kolu da temirden bugün sıkı var. Haligi yerde yatken adamı yon başlatıp durup ağzıge tıkıp yırtıp kulağa geçip aradı. Yine sıktı çıkarıp durup közüge tıkıp durup yon baş geçip yırtadı. Sonra ikinci yon başı yon başlatadı. Hut şu işte çöp damarı da tekrarlıydı. Aval ağzını yırtıp kulağa geçip aradı. Ken közüge tıkıp közünü yırtıp yon başı geçip aradı. İkinci tamamını yırtıp azalıp abar güce birinci tamam bütüp aradı. Bu tamamını yatkızıp şu işini tekrarlıydı. Farişlerden sonra da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kim? Bu neme sebepten bunu diye buldu? Kıyamet geçiyor şu azaptı köredi. Bu şimdi bir yalgan çıkı, yalganını yapırıp, yalgan bulan ufkını doldurgen idi. Bana şu cahini az gene yaplaşalımız. Yalgan çıydı, şüylemez, ufkını doldurardı. Neme de gene? Avalki zamanlarda bir adam bir mecliste, bitti yalgan yaptı yapırsa, şu mecliste tüge aradı. Cevap olsa bitti iki adam eşitledi, ettesi günü yok buladı. Ama hazırki günde kolumuzdaki telefon aparatlarımız bulan bizge bitti yalgan haber kese siz onu doğru, doğru gibi bilmiyorsunuz. Sizge geldi, sizden 70 adam var grup yazı, bitti yönetesiz. O 70 tane 70 tane adam var, tarkattıyız. Ufuk doldu mu? Sizi teşirmesinden yalgan yaptı tarkatkeniz bütün ufkunu doldurup taşıdı. Dünyada nerede bir çöğe giden bu arada. Sizge kereye mi şu haberde tarkat işleyin? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler kişi eşken ki yapını kütarıp yürü oruçluğu yalgancı ekenliği yeterli delil. Kaytara ve temen kişi eşken ki yapını yetkisi ekenliği teşirip teşirmesinden. Kütarıp yürgenliği yalgancılığı delil. Kolilerdeki nasıl ki yaş haberim geledi. Yaman haberim geledi. Tarkatı orasılardı. Neme geç şu bekarge olup görüyor musunlar? Prilajeni özleyen bekarge, onu işletişen bekarge. Neme geç olup görüyor musunlar? Neme geç son vardı yaş bekargemiz. Neme geç hemen yok pullu gibi, neme geç bunlar bir pul. Müslümanlar ortası da fahş münker diyor işledik ki cüdeyem yakşı asbab. Ha yakşılık işletseyim var lakin yamanlık köprü işleyetti. Çünkü yalgan çıkıp yaşayken ise lerden bittiyse bana şu kolumuzdaki telefon buladı. Değil mi braderler? Bitti yalgan yaptı işledi. Yani tarikatladı şu bunu uykunu dolduradı. Şimdi telekampanyalar ki yengili tarikatladıkken telekampanyalar.
Yalgan haberde tarkatken de ularım ufkunu yalgan yatıldırma yaptı mı? İnekinci siz yalganda tarkatı boyanızdan keyin notoriydi bu adaşıp bizdeb durup keyin bu haber yalgan iken de keyin haber tarkatsız da meni keçi oldu. Adamlar falan için manandaki iken de oyla boğuldu. Doğru mu? Ömrünü ahire geçe ahlanamı ötüp getirdi. Siz tarkatken yalgan tüfeğiyle. En kette yalgan Allah Azze ve Celle yıkılınken yalgan. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّ عَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْمَا لِلْمُتَكَبِّر۪ينَ En katta yalgan Allah'ta şanige yalgan yapırıştı. Kıyamet günü de Allah şanige yalgan sözlegen kimselerinin yüzleri kara halde görürsünüz. Ya cehennemde mütekebbir kimseler için cay yok mu? En katta yalgan Allah'ın şanige yalgan yapırıştı. Ondan keyingi katta yalgan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanige yalgan yapırıştı. Resulullah diyenler, la tekzibu aleyye. Meni şanım yalgan yapırmayalar. Men kezebe aleyye muteammiden fel yetebavva mak'adahu minennar. Kim meni yapırmayan yapımı, peygamber yapırdı deyip yapırsa, meni şanım yalgan yapırsa, cehennemi turistten cayını talavasın. Anak bilmişsin mi? Peygamberimiz ayetti demeyin. İlla cehennemi turistten yalgançlığa katarından cayını talavasın. Seni şubhalandırgan narsani qo'yginda şubhasizni olgin. Rostgo'ylik, xotirjamlik olib keladi. Yolg'on insonni xavotirga solib qo'yadi. Rost gapirgan bo'lsangiz qo'rqmaysiz, ikkilanmaysiz, ammo yolg'on aralashtirib qo'ygan bo'lsangiz ikkilanasiz, qalbingiz istirobga tushadi. Shuning uchun birodarlar, telefonga kelgan hamma narsani tarqatavermaylik. Shubhali narsadan uzoq bo'laylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rostgo'y odam bo'lganlar. Va sahobalarni ham rostgo'ylikda tarbiyalaganlar. Farzandlarimizni tarbiyasida ularni rostgo'y bo'lishiga qattiq e'tibor berishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida bir ayol bolasini ovutish uchun xurmo beraman dedi. Ya'ni yig'lama, xurmo beraman. Uyga borsang xurmo beraman. Bir fe'lini qilmasligi uchun bo'lsa kerak. Rasululloh qarab turib, "Rostdan berasizmi? Rostdan xurmo bormi?" dedilar. Hayal hadi. Agar shu aytgan xurmoni bermasangiz, Alloh taoloning huzurida siz uchun bitta yolg'on yozib qo'yilgan bo'lar dedi. Ana bobo kelyapti. Ana bobo kelyapti. Yo'q. Yolg'onni enasidan ko'ra o'rganyapti. Shuning uchun birodarlar, rostgo'ylik va kazzoblik bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo barchamizni rostgo'y siddiq bandalardan bo'lishini tavfiqini bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum.